Evet sevgili dostlar sponsorlarımız Golvar.com'un ve Kayseri Özel Ümü Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuzu hep hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Ümü Hastanesi'ne de buradan bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Bayramda bile e, acilini vesaire açık tutuyorlar. Yani insanlara hizmette sınır tanımıyorlar. Golvar.com'da bir başkalaşımdan geçiyor. Bakalım sonu hayır olsun. Norwich City... Giresunspor'da forma giyen Borja Sainz de 3 yıllık sözleşme imzalamış. Bak işte benim kızdığım, ettiğim kısım burası. Şu çocuğu Fenerbahçe alsın dediğimde benimle alay ettiler. Dediler ki saçmalama bu çocuk sen topçudan anlamıyorsun. Böyle futbolcu mu olur? Şöyle böyle ala ala Giresun'un kanadını mı alıyorsun diye. Buyurun. Roberto Firmino al ahli ile 3 yıllık sözleşme imzalayacakmış arkadaşlar. Ben bunu çok sordum. Bak yıllık ee, bize şöyle yani, e, menajerlik şirketi şu şekilde bir teklif geldi. 4 milyon imza parası, 4 yıllık sözleşme, yıllık 4 milyon eurodan bir teklifle geldi. Ben hatta Ceko'nun gelmesine hayret ettim. Niye Firmino alınmadı diye. Firmino eğer bu transferi gerçekleşirse alacağı yıllık ücrete bir bakın. Tamam mı arkadaşlar? Onu söyleyeyim. Barcelona kulübü gelecek sezon sözleşmesi bitecek olan Osman'a Dembele'yi satarak Arda Güler başta olmak üzere Transferler için kaynak oluşturmak istiyormuş. Sercan Hamzoğlu'nun haberi. Sercan Hamzoğlu bu tip haberlerde yanılmaz. Öyle diyorsa kesinlikle öyledir. Başka? Fenerbahçe'miz UEFA Konferans Ligi ön eleme turu için kadrosunu 22 Temmuz'da UEFA'ya bildirecek. Yani hani hep aynı şeyleri söylüyoruz. ya işte Yeni transfer şey yapacak mı diye. Ya ben 22 Temmuz'u falan geçtim. Konferans Ligi'nin 22 Temmuz'unu geçtim. Niye? O tarihe kadar çoktan futbolcunu alıp oynatman lazım. Bugün 1 Temmuz. Yani bugün 1 Temmuz. Futbolcu sen bu hafta indirmen lazım ki 2 hafta takıma alışsın, adapte olsun, sistemi vesaire öğrensin diye. Bu arada Fenerbahçe'mizin 27 Temmuz'da Konferans Ligi 2. Öneleme turuna kadar en az 2 oyuncuya daha imza attırması bekleniyor mu? Şurriyet'in haberi. Valla kafası çalışan bir kulüp yapar bunu. Ama söz konusu Fenerbahçe olunca Şimdi başka neyi söyleyeyim? 90 milyon euro borcu olan Sevilla borç yükünü hafifletmek için az takımdaki her futbolcunu transferine izin verecekmiş. Radyo Markan'ın haberi. bizim sosyal medyaya göre Arda Güler Sevilla'yı istiyor. Başka takım istemiyor. O yüzden bunu araya sıkıştırdım. Acun Alıcalı İrlanda Ligi'nden Shelbourne kulübünü resmen satın almış ve basına açıklamada bulunmuş. Tamam pivot takımımız bu. Ya arkadaşlar öyle olmuyor ya. Böyle pivot takımımız falan olmuyor. İnanın olmuyor. Ama ben şunu söyleyeyim. İrfancan kahveci konusunda yani bak İrfancan kahveci konusunda kesin hükümlü olmayın olur mu? Ha şunu da söyleyeyim. Hani bu takımı bilmiyorum transfer market değerini vesaire. Bizim kullanmadığımız futbolcular mesela burada olmaz mı? Neden olmasın mesela düşündüğün zaman? transfer market değeri 1 milyon 830 bin euro. Düşündüğünüz zaman hani çok bir market market değeri yok. Hani misal veriyorum bir samat da burada kahraman gibi karşılanır. Ne demek istediğimi anlayın diye söylüyorum. Bir samat da burada kahraman ilan edilir. Yani adamların 100 bin euro, bilmem ne euro. Ha, hepsi de İrlandalı neredeyse. Bir tane İskoçyalı, Nijeryalı falan var da. Ben sadece e, söylüyorum ya. Ben sadece söylüyorum güzel marketing değeri vesaire de olur. E, TFF 3. Lig'de bu sezon uygulanacak yeni statü gereği. Aklıma gelmiş onu da söyleyeyim. İlk 11'de 22 yaş ve altında iki futbolcuyu oynatmak zorunda olan karşı yaka. Fenerbahçe U19 takımında forma gelen Recep Efe Koçağı kiralık olarak kadrosuna katmak için Fenerbahçe ile temasa geçiyor. Arkadaşlar bu aslında üç büyükler için bulunmaz nimet. Lig'de bu kural. Ha, takımlar içinde de sıkıntı. Düşünsene yani 22 yaş diye e, belki de hiç kalitesiz çocuklara oynatmak zorunda kalacaksın. Ama Türk futbolu açısından mantıklı bir olay. Denayer'in menajeri oyuncusunu Fenerbahçe'ye önerdi. Oyuncu Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor demiş. Yanlış anlamayın ama bir kardeşim bana şu cümleleri söylemişti. Al diyordu bak getireceğiniz Denayer. Bu sezon şu kadar maçta bile oynamadı. Şöyle böyle diye. Yani Denayar'ın bence devri bitti. Yani artık Denayer gelse de taraftar kabul etmez gibi geliyor. Sefa Atalay'ın bir haberi kulağıma gelen söylentilere göre bu sezon Galatasaray Fenerbahçe'nin sattığı her oyuncunun bedelini kuruşu kuruşuna kadar inceleyecekmiş. Valla Fenerbahçe de bence Galatasaray'ın her hareketini kuruşu kuruşuna kadar incelemeli. Çünkü bizde bir yamuk yok. Yamuğu olanlar düşünsün. Ben İrfancan Kahveci dedim mi? De, Vatan Gazetesi şey diyor. İsmail Kartal'ın yeni 10 numarası İrfancan Kahveci olacak demiş. Bundan İsmail Kartal'ın İrfancan Kahveci'nin haberi var mı? Onu da merak ediyorum. Ha şunu söyleyebilirsiniz. Hocam işte Arda Güler giderse İrfan 10 numara denenir mi? Hani şey diyorsunuz. İsmail Kartal sezonu çöpe atar mı? Bak şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'de oyuncular İsmail Kartal'dan memnun diye bir haber var önümde. Güzel bir haber. Ben size kısa kısa aktarayım. Üçüncü kez takımın başına geldi. Samandıra'da hemen çalışmalara başladı. Zaman kaybetmeden planlamalara hemen başladı. 10 yıllık şampiyonluk hasretini gidermek için başkanın ve taraftarın desteğini aldı. Bak bugün İsmail Kartal'ı eleştirenlerden bile şunu istiyorum. Sabır. Sabır. Eleştirin ama sabır. Hani sihirli değnek geldi. Süper kupayla başladı. Onu tokatladı. Bunu tokatladı. Avrupa'daki bütün takımlara beşer 10'ar tane attı falan filan. Böyle bir şey beklemiyorum. Ama şunu bekliyorum. Pozitif futbol. Bak ben bir YouTube kanalı sahibi olarak şunu söyleyeyim. Ben Fenerbahçe'nin nasıl kazanmasını isterim biliyor musun? Farklı kazanmasını isterim. Burası bayram yeri olur. Karnaval yeri olur. Maç sonu canlı yayına. 2000 kişi katılır. 3000 kişi katılır. Tekrarına 10.000 kişi izler. 20.000 kişi izler. 50.000 kişi izler. Fenerbahçe bak oynayacağı ilk 10 resmi maçın 10'unu da 10-0 kazansa şu 31.000 kendiliğinden 41.000 olur. 51.000 olur. 10-0'ı geçtim. 5-0 bitsin. 5-0, 5-1, 6-2 falan bitsin. Şurası kendiliğinden 41-1 olur. Kendiliğinden olur. Ne olduğunu anlamayız. İsmail Kartal bunu yapabilir mi? Zor. Hani rakipleri de küçümsemiyorum. Zor ama yapamayacak bir adam değil. Bak vakit kaybetmeden yeni sezon çalışmasına başladı. Ekibiyle birlikte geceyi Samandıra'da geçiriyor. Oyuncu analizleri vesaire. Şimdi Başkan Ali Koç'un tam desteğini aldı. Eksikleri transfer konusundaki isteklerini başkana sunacak. Fenerbahçe için adımlar birlikte atılacak. Bir de şunu söyleyeyim. Üçüncü kez göreve geldi ama ilk defa yani günahı sevabı tamamen kendi boynuna. Çünkü ilk defa sezon başı kampında olacak. Yani kendi hazırladığı kadro, kendi planlaması ilk defa sahaya sürülecek. Yani i̇lk defa takımla bir yaz kampı geçirecek. Aslına bakarsanız detaylı bilgilere sahip. Çünkü sadece Fenerbahçe'yi değil tüm takımları yakından takip etmiş ve detaylı analizler yapmış, veriler toplamış. Yani İsmail Kartal'ın yardımcıları aslında bu işe hazır geldiler. Hocam peki bizimle arkadaşlar Mayıs ayından itibaren de, hani dolaylı olarak incelemeye başladı haberi zaten gittin Aslına bakarsanız hocam o zaman niye Samandıra'dalar? Samandıra'da şöyle daha net bir şekilde yapıyorlar. Hani yüzeysel yapmak ayrı, iş başa düşünce yapmak ayrı. Acil takviye istediği pozisyonlar. Yani bundan dolayı da yönetime ee, bir şey söyleyecekmiş. Şimdi en az iki imza daha. Fenerbahçe şu ana kadar kim aldı? Ryan Kent'i ve Edin Ceko'yu aldı mı? Aldı. 27 Temmuz'a konferans ligine kadar iki oyuncuya daha imza attırması zaten bekleniyor dedim mi? Dedim arkadaşlar. Acilinden iki transfer lazım. Size sorayım arkadaşlar. En acil iki tane transfer nereye? Ben söyleyeyim mi? Kanat, 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 kanat. Sağ kanat hatta sol kanat. Hocam 3. acil merkez orta saha. Anlatabiliyor muyum? Şimdi ikisi, ikisinde de sezonu ikinci bitirdi. Hedefi ofansif futbol oynatmak. Hani 4-2-3-1 skora göre, rakibe göre 4-3-3, 4-4-2'ye göre oynatması bekleniliyor. Ofansif futbol. Oyuncular umutlandı aslında. Edin Dzeko kentle birlikte bir hareketlilik yaşadı. Mesela takımdan ayrılmak isteyen, kaçmak isteyen Zayt takımda kalacak gibi duruyor. Ee, mesela Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz, Serdar Dursun, Crespo, Rossi gibi oyuncular İsmail Hoca'nın gelişini umutlandı diyor. Rossi'ye ne oluyorsa. İsmail Kartal'ın ekibi de belli olmuş. Recep Karatepe, Sercan Terzioğlu, Kerem Kurak, Kaleci Antrenörü, Halik Kaplan, Performans Analizi, Kerem Güneş, Atletik Performans Antrenörü, Cengiz Sirkan. Bunlar bir önceki dönemdeki ekip. Fenerbahçe'miz yarın topbaşı yapıyor. 8 Temmuz'a kadar İstanbul'da çalışıp 9-15 Temmuz'a Rusya'da Paris Premier Cup'a katılacak. 9 Temmuz'da Zenit'le 12 Temmuz'da Kızıl Yıldız, 15 Temmuz'da Nefçi Bakü'yle oynayacak ve kafile son maçına ardından dönüp Samandıra'da sürdürecek. Ya Adana Demir Spor falan Topuk Yaylası'nda kamp yaparken Fenerbahçe'mizin çok ilginç ya. Çok çok ilginç. Ee, hocam Bekao'da Devriş arkadaşlar açık söyleyeyim. Bekao'da da Devriş'de de bence biz elimiz, avucumuzu yalayacağız gibi geliyor. Her iki isimde de avucumuzu yalayacağız gibi geliyor. Hatta deviriş uzatacak gibi. Dün çok soruldu. Livakovic. Hocam Livakovic için uçak kalkmış. Yani e, Koç 01 Hırvatistan'a gitmiş. E, şöyle böyle. Arkadaşlar biz birkaç hafta önce, 10-15 gün önce görüştük. Opsiyonlu 7'ye kadar çıkarız. Hani 4 peşin şu opsiyonlar olsa 7'ye kadar çıkarız diye teklif sunduk. Adamlar hayır dedi. Kaynaklarım bana Livakovic olacak. Çok ısrar ediyoruz diyor ama ben de aksi şekilde üyelere sürekli söylüyorum. Bence olmayacak diyorum. Onu da söyleyeyim. Ha şunu da belirteyim. Koç 02 hariç Koç 02 hariç diğer bütün Koçodink uçakları kiralanabiliyor arkadaşlar. Yani her uçak kalktığında transfermiş gibi algılamayın. Ama Koç 02'ye dikkat. Olur mu? Bence olur. Orada Osayi, Cava Pedro, İrfancan Kahveci bunlar teklif aldığı iddiaları var ama ben Cava Pedro'ya teklifi doğrulayamadım. Yani daha doğrusu gelmedim. Ama Osayi ve İrfancan Kahveci için teklifler var aklımdayken onu da söyleyeyim. Araya da sıkıştırmış olayım. Böyle önemli duyumlar araya sıkıştırıp vermek de güzel oluyor. İzleyen izliyor izlemeyen. Mesela Gustavo Enrique. Bakın bakalım kampa gelecek mi? Arao, Talip arıyoruz. Rossi, yani Talip arıyoruz bulabilirsek. Ne ala. E, Alioski zaten gitti. Vesaire vesaire. Hakim Ziyech Chelsea'ye geri dönmüş. 6-7 milyon euroya hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama 6,5 milyon euro bonus bon Fenerbahçe'ye vereceğini söylediler. Dediğimde gülüyordunuz ya. Gelin şimdi bir daha konuşalım. Sizce 6 milyon euroya 6-7 milyon euroya e, biz alabilir miyiz? Hakim Ziyech'i. Ya da gerekli mi? Şimdi bak diyeceksiniz ki hocam işte Arap kulübüyle sözleşme da Sağlık kontrolünden geçememiş. Sakat adam mı alacağız? Kalbi sakat olur. Yani ben onu söyleyeyim. Hakim Ziyek işini bir kenarda tutun tamam mı? Yarın bir gün belki haberini görürsünüz. Sonra ben aklınıza geleyim. Dört büyüklerin Mert Müldür yarışı. Fenerbahçe'ye avantajlı konuma geçti. Galatasaray'da Beşiktaş'ta Trabzonspor'da istiyormuş. Trabzon neye istiyorsa senin elinde kütür kütür var kanatların. Yeter. Ayıp. Beştaş senin de var. Tayfun Bingöl'ün var. Onur Bulut'un var. Yeter. Roziyer'in var. Ayıp. Şimdi Sağsallı Nefis'te yer alan habere göre Fenerbahçe bir süredir temasta. İlk temaslar e, kuruldu. 24 yaşındaki oyuncu için 4-5 milyon euro istiyor. Ve kontratı gelecek yıl bitiyor. Şimdi ben Mert Müldür'le ilgili buraya ayrı bir dosya hazırladım. Küçük bir bölüm hazırladım. Çünkü niye? Ee, benim için önemli bir kısım. Mert Müldür benim için önemli bir isim. Ee, şu yüzden önemli alabilirsen e, yedeklerin daha kaliteli olur. Daha kütür kütür olursun. Şimdi Roma Roma'nın sağ beki Filippo Misori'yi sağ sağlı kadrosuna katıyor. Bu ne anlama geliyor? Dördüncü mü beşinci mi sağ oluyor? Mert Müldür'den kurtulma peşindeler. Elis bu araştırıyor ki Fenerbahçe Mert müdürle maaş başta olmak üzere her konuda anlaşmaya vardı. Bakın buraya dikkat. Sağ salam Mert ile yollarını zarar etmeden ayırmak istiyor. Fenerbahçe ise 2,5 milyon euro teklif ediyor ve Fenerbahçe dışında ciddi bir teklif yapan kulüp bulunmuyor demiş. Bu 2,5 milyon euro size bir yerden tanıdık geliyor mu? Teşekkür ederim arkadaşlar iki kanaldasınız. Sercan Hamzoğlu diyor ki Fenerbahçe Mert Müldür için kulübü sağ sağ ile 2-3 hafta önce ilk teması kurdu. Kulübü 5 milyon euro bon servis istedi. Fenerbahçe bu rakamı oyuncunun sözleşmesinin bitimine 1 yıl kaldığı için fazla buldu. Ki haklı mı? Haklı. Fenerbahçe de bu rakamı oyuncunun sözleşmesinin bitimine 1 yıl kaldığı için da düşürme hedefinde. Yeniden bir görüşme olacak diyor. MyNet'in haberine göre İsmail Kartal Mert Müdür için kesinlikle istiyorum raporu verdi diyor arkadaşlar. Bu da MyNet'in haberi. Şimdi istediğiniz duyumcuya inanabilirsiniz. Bana inanmak zorunda değilsiniz. Saygıyla karşılarım. Ee, ancak bir şeyleri de inkar etmesek daha güzel olmaz mı? Hani bakın herkes benim dediğim noktaya gelmiş çok şükür. Bana dedirtilen noktaya gelmiş. Öyle söyleyeyim çok şükür. O yüzden dikkat edin arkadaşlar. Bak transferde e, ee, yanılabilirim. Hani iki buçuk dedim ama bir buçuk milyon euroya verdik değil de, desinler. Bugün bir buçuk alırız. Niye iki buçuk vereceğiz? O zaman da bana değil. Hani hani iki buçuklu demezsiniz. Transfer böyle bir şey işte. Ya, transferin nabzını yaşamak istiyorsanız bu kanala abone olun. Bildirimlerinizi açın. Zilinizi aktif edin. Videoları beğenin. Beğenin ki hani bildirim gelmese bile ulan bu adam çok video beğeniyor diye bildirim önünüze önünüze sunsunlar. Gelişmelerden haberdar olun sevgili arkadaşlar. İyi ki bizlerle bu kanaldasınız. Desteğiniz için teşekkürler sunuyorum. Görüşmek üzere.